ekonomik ambargoyla koşut olarak. Bunu ben ilk duyduğumda ve çok şaşırdım. Çünkü ben hep Batılıları şimdiye kadar hani bizde bazı şeyler olur. Biz domates kasaların üstünde zıplarız. İşte ne bileyim makarnayı sokağa dökeriz. Onları protesto ederiz ama onlar bu tür şeylere pek heves etmezler ya da tenezzül etmezler. Çünkü çok yüksek bir kültürün ürünü olan daha işte okuma yazma oranı çok yüksek olduğu insanların evet özgüven duygusunun geliştiği yerlerde bu tür şeyler olmaz. Meğer öyle değilmiş. Yani onlar da işte Dostoyevski derslerini protesto edebiliyorlar. Ondan sonra Anna Karenina'dan Netflix için çekilen bir dizinin yayınını durduruyorlar. Bir Alman Filarmoni Orkestrası'nın Rus şefinin görevine son verebiliyorlar. Benzer bizim kulağımıza şimdiye kadar gelmemiş bazı şeyler. Yani aslında işin özü insan hep birbirine benziyor. İsterse doğuda olsun, isterse batıda olsun bu işler bazen işte ekonomik çıkarlara, başka şeylere dayandığında böyle saçma sapan şeyler ortaya çıkıyor. Oysa Dostoyevski gibi, işte Tolstoy gibi, işte ne bileyim müziğin bu düzeye getirmiş bazı büyük şefler insanlığın ortak mirasıdır. Bunlarla ilgili olarak bizden de vardır. Bizden de işte Doğu Edebiyatı'ndan Hafız olsun, işte Mevlana olsun, bizden Yaşar Kemal olsun, işte Orhan Pamuk olsun. Onların tanıdığı en azından yazarlar. Onlar için de benzer bir şey ifade ediyorlar. Çünkü işte onların içinde yetişmiş en büyük yazarlardan aynı zamanda mütefekir, felsefeci, şair, devlet adamı olan Goethe'nin bir sözüdür ki Goethe Hafız'la tanıştıktan sonra bu kanıya vardı. Dünya edebiyatı diye bir kavram ortaya attı. Dünya edebiyatı ne demektir? Dünya edebiyatı dünyanın her tarafında başka bir dile çevrildiğinde bir anlam ifade eden şey dünya edebiyatının bir parçasıdır. Yani siz Hafız'ı dünyanın en ilkel diline de çevirin, Almanca'ya da çevirin, Fransızca'ya da çevirin. Sadece şiir bazı özelliklerini kaybediyor ama cevherini hep koruyor. Cevher oradadır. Dolayısıyla o büyük sanattır, büyük şairdir. Bu başka şeyler için de geçerli. Derler ki eğer yazı yazarken eğer sen dünyanın herhangi bir yerindeki bir insana seslenmek istiyorsan öncelikle yerel kalmaktan kurtulmak istiyorsan İzlanda'daki balıkçıyı düşüneceksin ve yazdığın metni başka bir dile çevireceksin. Eğer o başka dilde o metin bir mana ifade ediyorsa bu edebiyattır ve kalıcıdır. Edebiyat dediğimiz şey de zamana karşı direnen şeydir. Yani zaman çok acımasız bir şeydir. Hiçbir şey önünde duramıyor. Ama zamanın karşısına direnebilen iki şey. Birincisi sanat, ikincisi edebiyat. Yani ve onun türevleri olan şeydir ki onlar her çağda birer inci gibi parlıyorlar. Bugün işte Batılıların üzerinden tepinmeye çalıştığı, yok etmeye çalıştığı bu Rusya'daki vahşet karşısında. Dostoyevski'nin bunda hiçbir suçu yoktur. Ama Dostoyevski'ye bakarsanız Dostoyevski biz işte neyle biliyoruz? Karamazov kardeşlerle biliyoruz. Yer altında notlarla biliyoruz. İşte Suç ve Cezayla biliyoruz. Bildiğimiz birkaç tane önemli romanla biliyoruz. Ama Dostoyevski bu sanatçı yanı. Dostoyevski'nin bir de insan yanı vardır. O insan yanı da ikiye ayrılıyor. Bir tanesi milliyetçi yanı, bir tanesi dindar yanı. Bir kere Dostoyevski çok büyük bir dindar. Yani taassup düzeyine varacak kadar sofu diyebileceğimiz bir dindar. Buna da nereden gelmiş? Buna da işte 20'li yaşlardayken kurşuna dizmeye götürüyorlar. İdam mangasının karşısına çıkıyor. Gözleri bağlanıyor. Tam ateş diyecekleri sırada Çar'ın af mektubu geliyor. Ve sonra da Türk filmlerinde olduğu gibi adam idamdan kurtuluyor. Ama o sırada ölüyor. O sırada ölüyor. Tabii ki çünkü hani onu biz böyle bir şey hiçbirimiz yaşamadığımız için nasıl bir duygu olduğunu bilmiyoruz. Yani idama giden bir insanın. Ondan sonra da yazdığı bütün metinlerde hep bu an üzerine şeyler kuruyor. Mesela diyelim ki ne? Siz diyor eğer bir yani idam cezasına karşı çıkmasının temelinde böyle bir şey yatıyor. İdam cezası devletin bireyden intikam alması olarak bakmıyor. Ya da toplumun işte suçlulardan intikam alması olarak bakmıyor. İdama karşı çıkmamızın en önemli sebeplerden bir tanesi idam insanın ümidini öldürüyor. Umudunu öldürüyor. Yani diğer ölümler böyle değildir. Eğer herhangi bir ormanda bir aslan sizi kovalıyorsa ve siz kaçıyorsanız o aslandan, o aslan sizi yakaladığı ana kadar kurtuluşa dair bir umut içinizde yaşar. Dolayısıyla da o umudu sonuna kadar muhafaza edersin. Ama ölüm cezasına çarptırılmış bir mahkumun hiçbir kurtuluşu yok. Dolayısıyla da umudu öldürüyor öncelikle. Umudu öldürdüğü için idam cezasına karşı çıkıyor. Bunu hatta şöyle bir örneklendiriyor. Yüksek bir yar düşünün. Metrelerce, 300-400 metre yükseklikte bir uçurum düşünün. O uçurumun tam ortasında bir insanın iki ayağının basabileceği bir çıkıntı düşünün. O çıkıntının üstünde durduğunuzu düşünün. Yağmurlar, boranlar, tufanlar, karlar, kıyamet. Aradan yıllarca ağaç, susuz, sevdiklerinizden mahrum bir şekilde orada yaşamayı insan ölmeye yeğler. Yani umut dediği şey de böyle bir şeydir. İnsanın hayat karşısındaki duruşu da böyle bir şeydir. O zaman diyor peki eğer böyleyse yani insan bütün bunları bilen bir yaratıksa o zaman nasıl oluyor da Tanrı ona bu günahları işletiyor? Yani Tanrı da bunları biliyor. Bütün bunları ve insanların bu kadar acımasız olması, bu kadar korkunç olması, bu kadar
müthiş hiçbir şey gözünü görmüyor olmasının sebebi ne olabilir? Bunun üstünden giderek bir kazıya varıyor. Yani kazıyor insan bilincini ve sonuçta da edebiyat dünyasında peygamber mertebesine ulaşan ilk yazar oluyor. Yani Dostoyevski bir edebiyatın peygamberidir. Ondan sonra da başka peygamber gelmeyecek anlamına değil ama henüz aradan üstüne geçtikten sonra da henüz o düzeyde bir başka ikinci bir peygamber gelmedi. Diğerleri hep onun arkasından geldi. Ama bir de bir taraf var, milliyetçi bir adam. Bir kere öyle ne kadar büyük bir dindarsa, ne kadar büyük bir sanatçıysa o kadar da berbat bir milliyetçidir. Bir Rus milliyetçisidir. Her şeyiyle ve büyük bir Türk düşmanıdır. Yani öylesine bir Türk düşmanıdır ki bir yazarın günlüğü adıyla iki ciltlik bir kitap yazmıştır. 1000 sayfalık bir kitaptır. Bunlar onun bir yazarın günlüğü adında bir dergi çıkardığı dönemde yazdığı yazılardan oluşuyor. Tek bir tane amacı vardır. O da Ayasofya'nın başındaki hilali indirip yerine tekrar hacı dikmek. O hacı oraya tekrar dikmek. Çünkü İstanbul Türklere fazla gelen bir şehirdir. İstanbul bizim başkentimizdir. Bütün hem dinsel anlamda hem diğer etnik anlamda. Dolayısıyla da onun mutlaka elde edilmesi gerekiyor. 93 Harbi'nde aynı zamanda evet Ortodokstur. 93 Harbi'nde harbi sırasında zaten bu bahsettiğim metinleri yazmış. Bütün metinler onun üzerine kuruldu ve 2 yıllık süre içerisinde oluşturulmuş bir şeydir. Ciddi bir şekilde Rus Çar ordusuna yön veriyor. Hatta işte ordu Ayastafanus'a gelip işte şimdiki Yeşilköy'e gelip Çar'a haber gönderdiğinde şu anda işte Ayasofya'nın hilali göründü diye haber gönderiyorlar ve hadi gidelim orayı alalım. Yani küçücük bir şey kalmış, oraya kadar gelmişlerdir. Hatta başka bir söylentiye göre o sırada Sultan Abdülhamit yaklaşık 800 kuzu kestirip onları tenekelere doldurup böyle kavurma yapıp Bursa'ya doğru hicret etmeyi bile aklına koymuş. Bir tanesi çıkıyor Abdülhamid'e diyor ki böyle bir şey yapmamak lazım çünkü eğer biz İstanbul'u bırakırsak yarın buraya geri dönemeyiz. Bu halk bizi geriye almaz buraya. Dolayısıyla Abdülhamid de yanlış yaptığını farkına varıyor ve kalıyor. Daha sonra da İngilizlerle bir takım işte Kıbrıs'ı verme pahasına falan filan. Ruslar geri gidiyorlar. Yani aslında bizim Ruslarla olan şeyimiz, düşmanlığımız, çatışmamız Avrupalılarla olan çatışmadan çok daha tarihsel çok daha. Evet onlar sonuçta batılı ama biz doğuluyuz ve biz onlar açısından doğu bir sorundur. Hep bir doğu sorunu olarak bakıyor Dostoyevski bu meseleye. Ve o üstüne yazdığı bütün hikayelerin hepsi de doğu sorunu üzerine. Doğu sorunu halledilmeden dünya çünkü onların yüzü de batıya dönüktür. Kendi toplumlarındaki çatışmalar bir gün gelecek bütün mesele batı üzerine kurulacak. Aynı bizdeki doğu-batı çatışması onları da fazlasıyla var. Fazlasıyla yönü oraya dönük ve onlar kafileler hani de batıyı keşfetmeye gidiyorlar. İşte Dostoyevski de o turlara çıkmış yazarlardan bir tanesidir. Kumar, üst düzeyde bir kumar tutkusu var. En az Necip Fazıl'ınki kadar. Ondan sonra bir sürü yerlerde konaklanıyor falan filan. Ama o batı fikriyatı hiçbir zaman kafasından ama doğu açısından da büyük bir düşman. Yani Türkler için düşündüğü en önemli şeylerden bir tanesi Türklerin Anadolu coğrafyasında bile durmamaları gerek. Hatta uzak Asya'nın çok daha uzağında bir yer varsa oraya sürülmelerini istiyor. Geriye kalanları yani büyük bir kısmını katledenin geriye kalanları varsa onları Tanrı Dağı'nın oralarda bir yere çitlerin arasına kapatalım diyebilecek kadar bir Türk düşmanı. Bu tarafı Türk kamuoyu tarafından çok bilinmiyor. Yani bir yazarın günlüğü kitabı çok sonradan Türkçe'ye çevrildi. Hatta bunu çevirenler buna korktular. Hani acaba bu kadar feci bir Türk düşmanlığı başımıza iş açabilir mi diye. Uzun yıllar kitabı çevirmekten korktular. Son 5-6 sene önce çıktı kitap Yapı Kredi yayınları arasında. Allah'tan kimsenin dikkatini henüz çekmemiş. Herhangi bir sana Türklüğe hakaretten henüz dava açılmamış. Demeye çalıştığım şey eğer şu anda Batı'nın Dostoyevski ve diğer yanındaki Rus sanatçılarına bakış açısı bizde mevcut olsaydı bizim hiçbir şekilde hiçbir Dostoyevski kitabını buralarda yayınlatmamamız lazımdı. Hepsini yasaklatmamamız lazımdı. Çünkü onlarla olan, bizimle olan ilişkisi ciddi bir düşmanlık ilişkisi. Ama biz hep şöyle diyoruz yani bizim için yazarların, büyük sanatçıların siyasi fikirleri o kadar önemli değildir. Yani onlar siyasi fikirlerinden azade yaratıklardır. Zaten eğer biz onların siyasi fikirlerini ya da gündelik hayattaki gerçek hayatlarıyla ilgili şeyleri bilsek hiçbirimiz hiçbir romancı, hiçbir şairi sevmeyiz. Okumayız. O kadar çok çirkef bir takım şeylerle karşılaşmamız mümkün. Ama biz hep işin sanat tarafından bakıyoruz ve diyoruz ki sanat dediğimiz şey hayatımızı güzelleştiren şeydir. Hayatımıza değer katan şeydir. Bir şey katan şeydir. Dolayısıyla orası bizim için yeterli. Ötesine gittiğinde insan olarak baktığında oralarda bir yığın bir şey var. Çirkef bir kuyu var. O kuyu hiçbir şekilde karıştırmamak gerekiyor ama bazıları da işte derler ki yani eylemiyle insanın davranışıyla arasında ilişki böyle bir şey. O şekilde bakanlar da var. Neyse yani özetle demeye çalıştığım yani bu
Tabii Tolstoy, onların içinde Tolstoy daha farklı. Tolstoy daha nasıl desem yumuşak, bir de tabii şeyi de görmüş. O Kafkas cephesinde asker olarak da bulunmuş. Doğuyu daha iyi biliyor. Bir de Hazreti Muhammed'i biliyor Tolstoy. İslam'ı biliyor Dostoyevski'ye nazaran. Şey, köylülerle çok fazla haşır neşir olmuş bir şeyi. İşte bir malikane. Malikanede yüzlerce kölesi var başta. Onlarla şey yapıyor. Sonra işte dolayısıyla daha yumuşak, daha toprağa ayakları basan bir çiftçi gibi görünen, kendi toplumuyla çok daha şeyli, derdi olan biri. Dostoyevski'nin derdi romanlarında çok kendi insanın, evrensel insanın içine yönelik, siyasi fikirlerinde bir Rusçudur. Sonuna kadar bir Ortodoks Rusçu. Onu dünyaya egemen kılmaya çalışıyor. Bu biraz da tabii o dinciliğinin temelinde de demin dediğim gibi ölümle burun buruna gelmiş olması. Çünkü öncesinde rigid bir sosyalisttir. Yani bir sosyalist olarak. Çar karşıtı aynı zamanda sosyalisttir. Yani o bildiri zaten onların yayınladığı bildiriye imza atanlardan birisi de o. Dolayısıyla da o şeyden sonra bir de tabii uzun yıllar bir sürgünde kalmış olmanın da getirdiği bir şey var. O böyle bizim bildiğimiz sürgün değildir. Yani biz hep demin geçen gün de Mehdi abiye gündüz örnek verdim. Hep solcu arkadaşlar vakti zaman diyorlar ki Türkiye'de faşizm var. Bu Mehdi Zana'nın ustası olan bir tane şey var. Bir terzi var. Terzi Niyazi diye. O diyordu ki çocuklar Türkiye'de faşizm yok. Niye yok diyor. Bak siz faşizmin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ne demek faşizm? Diyor, faşizm dişin ağrıdığı zaman sana ağzını aç diye kerpetenle dişini çekmez. Dişin ağrıyor diyorsa buradan girer dişini çek. Faşizm o demektir. Yani siz sobanın etrafında oturmuşsunuz. İşte kitaplarınız var. Bilmem ne hapishanede memlekete faşizm var diyoruz. İşte o Rusya'da olan da öyle bir şeydi. Yani bir eksi 40 derecede, 50 derecede bir kulübe her yerinden rüzgar giriyor. Orada bir tahta şey, kerevet, üstünde bir döşek yok. Bir tane askeri kaput ve devamlı taş kırma ya da işte buz kırma ne varsa çalışma. Ve böyle geçen 8 yıl düşün. Yani buna farklı bir şimdi. Böyle bir adam ne olabilir? Yani geldikten sonra bu adam işte Karamazov kardeşleri yazmazda ne yapar? Ya da işte efendim Suç ve Ceza'yı. Evet, yani o Suç ve Ceza gibi o tür romanlar yazıldıktan sonra zaten çağdaş ceza hukuku da onun üstüne oluşmaya başlıyor. Yani adamın tespit ettiği en önemli şeylerden bir tanesi işte katil mutlaka cinayet yerine geri döner. Sorduğu en uhrevi, en ciddi sorulardan bir tanesi ki dünyanın bütün hukuk sistemlerini etkileyen bir şeydir. Ben parası olan bir tefeci kadını, yaşlı bir tefeci kadını öldürdüm. Raskolnikov diyor. Devlet beni arıyor, bana ceza verecek de idam edecek. Ama Napolyon 10 bin kişi öldürdü. Kimse Napolyon'a bir şey demiyor. Yani siz savaşlarda devlet olarak gidip yüz binlerce, milyonlarca insanı öldürdüğünüzde o bir suç değil. Ama ben bir yaşlı kadını öldürdüm. Niye suç? Hadi gelin bunu tartışalım. Zaten bu konu yani Amerika gidiyor işte ne bileyim Irak'a 1 milyon insanı öldürüyor. Kimse Amerika ile ilgili bir dava ileri sürmüyor. Ne oluyor ya da Putin gidip işte şimdi oralarda bile ama bir tane yaşlı tefeci kadını öldüren de idam ediyor aynı devlet. Kendini o konuda suçlu görmüyor. Bunun üstünde konuşalım. Zaten bunun üstünden konuşarak işte o romandan yola çıkarak da ceza hukukunda bazı düzenlemeler yaptı. Bazı değişiklikler yaptılar. O gözle yeniden hukuk sistemlerine baktılar. Edebiyatın böyle bir şey tarafı var. Böyle bir ilginç tarafı var. Bir kültür oluşturuyor. Bu hem dediğin gibi siyasi anlamda bir kültür hem de aynı zamanda da ulusal bilinç açısından milli şuur dediğimiz şeyi de yaratıyor. Yani siz bugün Rusların nasıl insanlar olduğunu aşağı yukarı öğrenmek isterseniz iki tane Rus romanını okuduğunuzda bir tip sizin kafanızda canlanıyor. Bizde bu biraz böyle değil. Biz 150 sene sonra onlardan geri takip ediyoruz ve bizim yazarlarımız en büyük hatalarından bir tanesi kendilerini yazar olarak yargıç yerine koymalarıdır. Onlar yargıç değildir. Onlar Dostoyevski katile de maktule de aynı sevgiyle yaklaşıyor ya da aynı nefretle yaklaşıyor neyse. İkisini insan olarak. Yani bizimkiler şeye baktığında ya öğretmen ağa işte tehlikelidir, öldürülmesi gereken sömürücüdür falan filan. Öğretmen de iyi biridir. Öğretmen imam işte kafası kesilmesi gereken gerici biridir. İşte öğretmen de ilericidir. Bunun üstüne kurgulayarak kendi siyasi fikrinin aracı haline getirmeye çalışıyor siyaseti. Evet, romanı ya da sanatı kendi siyasi fikrinin aracı haline. Onlar aracı olarak kullanmadılar. Yoksa aynı meseleleri benzer şekilde biz tartışmışız. Ruhlarımız birbirine çok yakın. Neredeyse Rus ruhuyla Türk ruhunun paralel akan yerleri var. Fakat bizim onlardan farkımız biz biraz 150 sene onlardan geriden takip ediyoruz onların gidişatını. Şiir doğudur, roman batıdır. Romanı yaratan burjuvazidir. Yani burjuva sınıfı bizde hiç yok. Şehirliktir. Bizde böyle bir şey oluşmadığı için de bizimkiler hep böyle gidip dışarıdan kopyayla bu işi. Bizde yazılan ilk romanlardan bir tanesi işte neyi anlatır? Araba sevdasını anlatır. Yani toplumun hiç görmediği, şair evlenmesini bir piyes olarak ilk yazıldı. Ama roman araba sevdasıdır ve araba sevdası İstanbul sokaklarında gezmek isteyen bir züppenin hayalleridir. Fransa'da, o yazarın Fransa'da gördüklerinin kafasında biçimlenmiş hali. Bunun Cumhuriyet dönemi geçişi de farklı çünkü devlet hep
edebiyatı kendi emrinde bir şey olarak görüyor. Diyor ki millete işte akıl versin, fikir versin, bir şey olur. Böyle bir şey değildir. Yani edebiyat aydınlatsın. Aynen aynen. Yani işte bunun aracı da Yakup Kadri Karaosmanoğlu işte Yaban'ı yazıyor. Yaban'ı çıktıktan sonra, roman çıktıktan sonra insanlar vay be demek ki bak Anadolu'da böyle insanlar yaşıyormuş köylerde. Sonra Mahmut Makal bir tane kitap yazıyor 1950'lerin başında. Bizim köy diye. Kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor. Ya nasıl olur? Bizim köyler böyle midir? Çünkü onlar hiç İstanbul dışına çıkmamışlar. Bilmiyorlar. Toplumla hiçbir ilişkileri yok. Köylüyü tanımıyorlar. Hiç kimseyi tanımıyorlar. İşte İslam'ı tanımıyorlar. İstanbul'un sokakları içerisinde kalmış dar bir çevre. O çevre Paris'i, işte Londra'yı, oraları biliyor. Ama kendi memleketiyle ilgili hiçbir fikri yoktur. Zaten problem de biraz da bütün bu sanatı ilk oluşturan adamların hepsinin devlet memuru olması da. Bunda çok büyük şey olmuş, etki olmuş. Yani o devlet memuru. Bürokratik, evet. Bürokratik aynı zamanda sanatçı. Aynı zamanda sanat üreten. Ve onlar da hep direktif halinde. Cumhuriyet de bu geleneği devralıyor. Hatta şöyle bir şeye bile gidiyorlar. Diyorlar ki işte Çanakkale Savaşı'nda niye sanatçılar bizi işte kahramanlıklarımızı yazmıyor? Haydi yazarları toplayalım götürelim Çanakkale'ye. Orada görsünler de yazsınlar. Topluyorlar 30-40 kişi kafileyi 15 gün cephede gezdiriyorlar. Fakat adamlar perişan ediyor. Dönüyor. Hiçbir tanesi hiçbir şey yazamıyor. Çünkü şunun farkında değil. Yani sanatın gerçeğiyle hayatın gerçeği birbirinden farklı iki tane şeydir. Eğer bir hayatın içindeki bir şey gerçek çok korkunçsa sen onun sanatını yapamazsın. Yani Çanakkale Savaşı'nda ölen bir insanı sen gördükten sonra o nesini anlatabilirsin ki? O çok travma yaratıyor sen. O yazana büyük bir travma yarattı zaten. Hiçbir tanesi ne bir hikaye yazabildi, ne bir şiir yazdı. Hatta devlet kızdı onlara, Genelkurmay. Biz sizi boşuna mı götürdük, haydi yapın falan filan diye bir şey üremedi oralardan. Yani bazılarında oluyor ama genelde sanatçının onları yaşamadan hayal ediyor olması, kurgulamasıdır sanat olan kısmı. Yani farklı kılan da o. Gidip gördüğün zaman, içinde yaşadığın zaman, o zaman vakanüvislik yapıyorsun. Vakanüvislikte sanat olmuyor. Sanat bambaşka bir şeydir. Yani herkesin her gün gördüğünü farklı görmek ve farklı hissetmek, farklı duymak, farklı resmetmek neyse yani adını ne diyorsak onu o şekilde oluşturmaktır. Ama işte tabii Mehmet Akif de evet yani o bir şey var, hayal bir şey tahayyül ediyor. Yani o diyor ki mümkündür diyor yani işte ne bileyim bir asım nesli oluşturulabilir. Yani kafasında öyle bir nesil tahayyül ediyor. Ama gerçek öyle değil. Gerçek öyle saçma ki karşılaştığı gerçek. Gerçek o kadar saçma olunca da kaçmak zorunda kalıyor. Ne yapabilirim burada? Yapacak bir şey yok. Haydi o zaman çünkü öbürleri de ona diyorlar ki sen git kumda oyna. Zaten sen işte Arap zihniyetiyle hareket ediyorsun. Araplar gibi bakıyorsun meseleye. Biz bütün toplumu yeniden biçimlendireceğiz. İşte sanatçılar onun için vardır. Onlar destek olacaklar. Senin burada tahayyülünü kurduğun, hayalini kurduğun şeyler geride kaldı. Onlar yok artık. O da diyor ki peki o zaman ben de gideyim. İşte onun üzerine kalkıp Mısır'a gidiyor falan.